Geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi biz de evlilik programlarıyla yarışıyoruz ya, yarışamıyoruz da onlar bizi ezip geçiyorlar. Nasıl bakıyorsunuz mesela orada? Seyrediyorsunuzdur mutlaka, bu kitabı yazarken de oralara bakmışsınızdır herhalde. Baktım, baktım. Her şeye baktım, ona da baktım. Oraya gidenler hakikaten evlenmek mi istiyor? Evlenmek popüler bir şey. Mesela Amerikalıların yarısı boşanıyor. Boşanır boşanmaz ardından evlenmeye niyetli. Mesela Amerikalılar evlenmenin iyi bir şey olduğunu düşünüyorlar. Boşanıyorlar, ardından evleniyorlar. Yani evlenmek hala neredeyse dünyanın en popüler işlerinden biri ve olmaya devam ediyor. Biraz Avrupalılar sinik. Avrupalılar ya evlilik konusunda o kadar iyimser değil. Amerikalılar acayip iyimser, hala iyimser. Yayına gelirken kitaba baktım biraz. Şey çok ilgimi çekti. Kadın da erkek de Türkiye'de bana aşık olsun yeter diyormuş. TÜİK araştırmasına göre. Yeter demiyor ama aşık olmasını istiyor. İkisi de romantik. Yani aşık olma beklentisi evrensel. Bizde de gayet iyi bir şey. Ama hocam şimdi Türkiye'de şöyle bir şey yok mu? Daha çok Türkiye'de evlilikler görücü usulüyle yapılan evlilikler. Son derece yanlış. Türkiye'de görücü usulüyle yapılan evlilik %0.5. O kadar az mı? O kadar az. Bak niye kavram, mesele anlaşılamıyor. Şöyle düşünmek lazım. Görücü usul şu demek. Anneniz, babanız sizin adına kızı, erkeği görüyor, karar veriyorlar, size kapıdan gösteriyorlar. Buna görücü usul derler. Nenelerimiz öyle evleniyordu. Şu tanıştırılma. Anneniz, babanız dedi ki, onlar dedi veya çöp çatan sitesi dedi size. Resmi olarak yapıyor. Görücü usul değil, tanıştırılma usulü değil mi? Bakın tanıştırılma yapılıyor Türkiye'de. %50 oranında tanıştırılma var. Ama hani diyorlar ya bugün beni istemeye gelecekler falan. Ha, onları siz tanıştırılma olarak adlandırıyorsunuz. Tabii şöyle yapıyor. Kişiyle diyorlar ki şurada bir kız var, şurada bir oğlan var. Bunu arkadaş söylüyor, teyze söylüyor, anne baba söylüyor, çöp çatan sitesi söylüyor. Bunlar kendi aralarında belli bir etkileşime giriyorlar. Tanışıyorlar, belli bir süreç yaşıyorlar. Sonra kızı istemeye geliyorlar. Yani Türkiye'de görücü usul diye bir şey yok. Ne bileyim, tanıştırılma da bana görücü usulü gibi geliyor. Şimdi tanıştırılsak ben biriyle aşık olmam yani. İlk görüşte aşık olma, farkında olmadan aşık olma, beraberlikte bir noktada bir bakıyorsunuz aşık olmuşsunuz. Düzenli bir etkileşim sonunda aşık olmanın farklı şekilleri var ve meşrudur. Bu kitap okursak biz doğru insan mı bulacağız? Bu kitap şöyle bir iddiada aslında enteresan bir öyküsü var. Eş ilişkileri dersi verirken öğrencilerle etkileşim üzerinden çıkmış bir kitap. Şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki kişiye kendisini tanımak için bir değerlendirme ölçüleri veriyor. Karşıdaki kişiyi. Sonra diyor ki bak bakalım ikisi beraber birbirine uygun mu? Bunun için bir metodoloji öneriyor. Aslında bu anlamda dünyada benzeri yok. Nasıl bir metodoloji? 5 tane unsur açısından diyor ki önce gördüm kendini onları. Ve eşi adayı değerlendir. Bir, fiziksel özelliklerine bak. 2, zekayı geniş anlamda sosyal zekayı da katarak zekaya bak. 3, kişilik özelliklerinde değerlendir. 4, sosyal kimliğe bak. 5, evlilik kadın erkek ilişkilerine nasıl bakıyor? Evlilik felsefesine bak. Bu 5 tane kriteri senin ve aday için yaptıktan sonra 4 tane kriterle de bir değerlendirme yap. Kitabın sonunda zaten o nasıl yapılacağının ölçeğini de veriyor. Diyor ki bak bakalım diyor denklik var mı? Birbirine ne kadar benziyor? Denklikten kastınız değer yargısı denkliği mi sosyal denklik mi? Çok boyutlu, çok boyutlu. Şimdi eş ilişkisi teorilerinden bir tanesi diyor ki bu iş bir pazar işidir. Pazarda nasıl diyelim ki bir şeyi değerine alır verirseniz bu iş aldığınız şeyden memnuniyetiniz artar. Kimse kazık yemek istemez. Aslında eş dünyası da bir pazar. Evlenmek isteyen kadınlar var, erkekler var. Kişilerin pazarda yani kendine uygun bir şeyi, teknik bir tabir. Bunu böyle anlattığında derste bütün öğrencilerin suratları asılıyor. Yani çok pazar kötü bir şey. Pazar deyince bir irite oldu zaten. Ama bu işin sahiden bir rasyonel duyguyla, rasyonel aklı ikisini beraber nasıl kullanmayı öğretiyor bu kitap. İkisine de karşı değil, aşk olabilecek en güzel şey bir bilme şekli zaten. Birine aşık oluyorsak boşuna olmuyoruz. Aslında bizim o bilinçaltı denen, Freudian değil ama modern bilinçaltı, o kişiye niye aşık olduğumun bir gerekçesi var, bir karar biçimi aşık olmak. Boşuna aşık olmuyoruz. Ama
bu şekliyle yanlış da yapabilir. Psikopata da aşık olabilirsin. Mutlak vermiyor. Mesela sezgisel bir şey o. Aynı zamanda akılcı analizi, uygunluk analizini de yanına koyar. İkisini beraber değerlendirirseniz aslında iyi bir şey oluyor. Ne dikkatle dinlemek sen? Ha? Ya bilmiyorum. Böyle gözünü bir yere alamadın ekrandan. İşe yarayacağını düşünmüştür. Daldın bir, evet. En çok hata nerede yapılıyor? En çok hata bir, evlilik denen şeyle ilgili yeterli bir böyle bir düşünme süreci olmadan yapılıyor. Şimdi şöyle diyelim, bir ev alacaksınız. Ortalama 3 ay evle ilgili bir araştırma yapmadan alırsanız büyük hata yaparsınız. Hocam ben gazete ilanından evi görmeden ev aldım. Memnun musunuz? Evet gayet memnunum vallahi. Daha önce kaçıncı eviniz? Bu ev? Evet. Bir tane evim var, onun yerini bilmiyorum. Daha önce başka? Bu üçüncü evi. Mal beyanı. Evet. tam da bu. Üçüncü ev. Bakın tam da bunu kastediyorum anlattığın şeyi. Bir şey hakkında yeterince bir bilgiyle muhatapsak beynimiz çok otomatik ve hızlı olarak onu değerlendiriyor. Eğer biz kadınlar erkekler hakkında yeterince bir bilgiyle muhatap isek beyin onu çok hızlı değerlendiriyor ve bir gün biri karşımıza çıktığımızda aha bu diyor. Bakın o arka geçmiş birikim olmazsa o aha bu diyemiyor. Yani ne kadar çok evlenirsek o kadar aha bu diyeceğiz öyle mi yani? Sizinki kaçıncı? Ben hiç evlenmedim. Öyle mi? Zor evlenenlerden. Yani evlenmeyeceğim büyük ihtimalle. Tabii evlenip boşanmak bir tecrübe sağlıyor. Ama hani bu tecrübe edinmenin başka yolları da var. Flört bir tecrübe mi mesela? Tecrübe. Ha. Tecrübe. Ya yani evlilik gibi bir tecrübe sayılabilir. Birlikte yaşanmasa da. Tabii. Çünkü bir tanıma süreci. Yakından tanıma süreci. Fakat bu iş nerede? Şöyle bir taraf var. Hani illa böyle deneyimi sahiplenmek gerekmiyor. Eski psikiyatrlar vardır bizim nesilde. Yeni bir ilaç çıktığı zaman önce o ilacı ben deneyeceğim ki başkasına vereceğim derdi. Hani o tecrübe edinmek içinin başka yolları var. İlla denemeniz gerekmez, illa boşanmanız gerekmez. Ama mesele üzerine bir düzeyde düşünmeniz lazım. Düşünürseniz gördüğünüz zaman aha bu denilebilir. Birinci şey bu. İki, bazen öyle bir şey oluyor ki çok hızlı bir sezgisel kararla birine karşı güçlü bir duygu yaşıyoruz. Bunun yanına yalnız uygunluk analizini yapmazsanız hata çıkabiliyor. Sizin aşık olabileceğiniz biri ama beraber bir evlilik sürdürebileceğiniz biri değil. Çünkü bir evlilik de bir duygusal yakınlık kadar beraber çocuk yetiştirebilme, bir evi sürdürebilme, bir hayatı sürdürebilme becerileri de gerekiyor. Buna da bakmanız lazım. O yüzden benim önerdiğim tam da bu. Tam önerdiğim bu. Aşk ve akılcı analizi beraber yap. Aşktan vazgeçme. Ama akılcı analiz yeterli demiyorsa ona da evet deme. Evlilik programından sekip bu kanala gelenlerden bir soru var. 24 yıllık evliyim. Eşimle aynı evin içinde 13 yıldır ayrı yaşıyorum. Kaç? 1,5 yıldır ayrı yaşıyorum. Eşimi geri kazanmak için ne yapmalıyım? İzleyici bu arada erkek. Güzel soru. Ne yapması lazım? Ya gitsin bir sarılsın. Onu bence çok yapmıştır. Çok yapmıştır. Çiçek almıştır. Yerlere gül yaprakları dökmüştür. O gül yaprakları yatağın üstüne kadar yani gitmiştir. Beylik cümle. Şimdi bazen küsüyorlar eşler. Şimdi mesela bunlara... 1,5 yıldır hocam ne azim. Bak insanların küsme potansiyeli açısından böyle çan eğrisi gibi düşün. Hiç küsemeyenlerle felaket küsenler var. Rekor 1,5 yıl değil 15 yıl. Okudum. Evet. Bazı insanların felaket bir küsme kabiliyeti var. Hele iki eş birden de küserse var ya. Evde iki kişi ayrı odalarda beraber ayrı yaşayan kişilere, paralel yaşayan kişilere dönüyor. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bir evlilik terapisine gitsinler. Biz de ekmek parası kazanalım. Hocam size bir soru gelmiş. Diyor ki Prof. Doktor Yanık evli mi? Evliyse eşini bu kitaptaki kriterlere göre mi seçti? Medaim Yanık evli, 3 çocuk babası. 22 yıllık evli. Bu kitabı o zaman tıp fakültesini yeni bitirmiştim. Kitabı yeni yazdım.
Ama ama işler iyi gidiyor. Şey, son tahlilde aklınızda bir psikiyatr olarak bu kriterler vardı. Ben evlendiğimde psikiyatriye başlamadan 15 gün önce evlendim. Ama eşim diş hekimiydi, aynı fakültedeydik. Ben İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. İşler yolunda, sıkıntı yok. Kitapta bir şey dikkatimi çekti. Kitaptaki TÜİK araştırmasına bakarsak Türkiye'de eşler birbirinin çok para kazanmasına dikkat etmiyorlar. Yani en aşağıda gelen kriterlerden. Evet, evet. Ama evlilik programlarına bakıyorum. Ben karşısına birisi geliyor. İlk soru: evin var mı? Araban var mı? Emekli maaşın var mı? Kaç para kazanıyorsun? Evlilik programlarındaki tipler böyle bir spektrumun bir ucundakiler. Ben aynı zamanda mutlu evlilik araştırması yapıyorum. Hiç öyle değil. Yani para meselesi eşler arasında dünyadaki 6 ana sorundan bir tanesi. Ama ana mesele değil. Ama birçok çift bunu hallediyor. Hiç de öyle bir problem Türkiye'deki değil. Ama Türkiye'deki bir sürü boşanma da ekonomik sebeple oluyor. Ben bilmiyorum, hatırlar mısınız? Yıllarca Film Gibi'yi ben yaptım. En büyük sorun evdeki ekonomik sorundu. Bak, o sebeple adam gidiyordu evden, o sebeple kadın gidiyordu evden. Başka bir hikaye anlatayım sana. Mutlu evlilik hikayesi. Psikoloji öğrencisi. Eşi bir işe giriyor, kaybediyor. 50 bin liralık şey yapıyor, zarar yapıyor. Eşine diyor ki, ya böyle oldu. Ne yapalım diyor, beraber kazansaydık da beraber yiyecektik. Hadi diyor, ben de çalışayım. Beraber çalışıyorlar, o parayı ödüyorlar. Sonra kız diyor ki, parayı da ödedik. Hadi ben psikoloji okuyayım. Bunun kadar güzel öyküler var ama bunlara kimse mikrofon uzatmıyor. Aslında para bütün evliliklerde merkezi bir mesele değil. Rasyonel bir şey ama Türkiye'de evlilikle ilgili işlere yakından bakanlar, ya kaç tane katın var, şunun var, ana soru bu değil. Şeyin, şu anda modern dünyada bir numaralı ihtiyaç insanların duygusal ihtiyaçları. Biz duygusal ihtiyaçlar için evleniyoruz. Bütün evlilikte kalma gerekçemizde, evlenme gerekçemizde duygusal ihtiyaçlar. Bir numarada insanlar duygusal ihtiyaca bakıyor. O yüzden TÜİK'te %90 önce diyor ki... Önce ben aşık olsun diyor. Evet. İnsanlar çocuk yaparken de duygusal nedenlerle yapıyor. Artık çocuk bizim için gelecek değil ki. Dünya çok değişmiş durumda. Evlilik programları eski model kalıp şeyleri ifade ediyor. Dünya öyle işlemiyor. Evlilik programları bize dünyanın sadece dar bir yerinden olan tipleri getiriyor. İnsanlar oradan sanıyor. Hayır, koca işleyen dünya bambaşka işliyor. Ekonomi o kadar da en temel mesele değil ama rasyonel mesele. O zaman eskiden bir laf vardı, hatırlarsanız siz de. Ne doktorlar ne mühendisler istedi, gitmedim. O da yalan demek ki. Valla duygusal ihtiyaçlarınızı karşılamadığınız zaman doktor olmanız da hikaye. Bu kadar romantik Türk erkeği var mı yahu? TÜİK araştırması Türkiye'nin en değerli verisi. İnsanlar birkaç şeye birden bakıyor, duyguya da bakıyor. Ya bununla yaşarsam nasıl bir hayat olur? Bence insanlarımız çok rasyonel. Öyle sanıldığı kadar kötü değil. Hem kızlar aklı başında hem erkekler aklı başında. O yüzden de evliliklerimiz büyük oranda yürüyor. Boşanmalar arttı diye haber vardı geçen gün. Hesap kitap bilmiyorlar. Türkiye'de evlilik boşanma oranları çok sınırlı şekilde artıyor. Dünya ortalama, bu daha mutlu olduğumuz anlamına gelmez ama hesap kitap yapmayı bilmiyorlar. Bak, bir kişi evlendiğinde yaklaşık 40 yıl içinde muhtemel, hani şeyde, Amerika'da boşanma oranı %50. Türkiye için bu hesap aşağı yukarı, kimse becerikli yapamıyor ama 8'ler civarında. Bir soru daha var. Siser Güngen'in hocam, çok soru soruyorlar size. En çok kavga ettiğiniz insanla aşk ve en iyi anlaştığınız insanla evlilik mi yapmalısınız? İkisiyle de yapmayın. Niye? Bak, biriyle sırf... Soruyu ben okudum da anlamadım. ben hızlı anlarım bak. Sürekli kavga etmek iyi bir şey değil. Mutlu evlilik çalışması şunu gösteriyor. Mutlu çiftler tartışıyorlar ama öyle büyük kavgalar etmiyorlar. Kavgalar evliliğin tuzu biberim hikaye. Mutlu eşler de kavga ediyor ama ılımlı ediyor. Ama bir kişinin yanındasınız, ondan hiç böyle dümdüz hiçbir duygu almıyorsunuz. O da problem. İdeali hem duygusal bir etkileşim yaşadınız hem de güvenilir bir insan buldunuz mu, tadından duyulmaz işte. Ama hiç kavga etmemek de sorun değil mi? Tabii sorun. Kesinlikle sorun. Ama öyle yaka paça kavgalar iyi bir şey falan havası hikaye. Çok sevdiğimizden kavga ediyoruz. Şey olmaz. Değil mi, yalan? Yalan. Siz çok mu kavga ediyorsunuz? Ben mi? Ha. Ben tartışmazsam sıkılırım. He, bak. Yani ilişki bir alev ister, ateş ister, o lazım.
Tersikten sonra barışmak lazım. Sırf onun için yapıyorsun. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Yok, yalnızım o yüzden işte. Çok doğru baktığım için kimse yok. Sonunuzu merak ediyorum yalnız. Değil mi? Sonuçta kim? Haberim olsun. Ben bir şey söyleyebilir miyim Erman? Tabii. Ben bir şey duydum ama tabii ki kulaktan dolma. İlişkilerde ya da evliliklerde 3, 5 ve 7 yılları önemli risk taşıdığı söyleniyor. Öyle bir şey var mı? Doğru söylüyorsun, aferin. Öyle mi? Öyle. Ben bunu bir rivayet zannediyordum. Hayır. Boşanmaların en büyük kısmı yaklaşık %40'ı ilk 5 yılda oluyor. 5 yılı atlatmış olmak riskin azalmasına sebep oluyor. Boşanma her dönemde olabilir, 60'lı yaşlarda da olabilir ama ilk 5 yılı atlatırsanız evlilikte kalma oranı artıyor. Ha, ilk 5 yıl en önemli. Riskisi. Çünkü o eşlerin birbirini tanıma dönemi değil mi? Evet, evet. Ya orada tamam artık ben böyle idare edebilirim diyor. Kritik şeyleri yaşıyorlar, beraber yaşamayı görüyorlar. Hele genellikle çocuk da oluyor. Çocuklar evliliği bir önce bir düşürüyor şeyini, sonra toparlıyor. Çünkü ilgi çocuğa kayıyor. Tabii. Bütün ilgi çocuğa kayıyor. Evde bir düzen değişiyor. Cinselliğin seyri değişiyor. O 5 yılı atlatırsanız daha iyi bir evliliğe geçmek mümkün. Vallahi hocam ilginç bilgiler verdiniz. Ben kitabı kütüphanede saklayacağım. Bir gün evlenmeye karar verirsem önce bunu okuyup sonra eşimi seçeceğim. Çok teşekkür ederim. Tam da bunun için yazdım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.